Yani futboldan sonra iyi bir ayak oldu benim için. Bu kadar ruhuma dokunacağını tahmin etmezdim. Güzel bir spor. Turnuvalara katılmak, rekabet içinde olmak da alışık olduğumuz şey olduğu için ayrı bir zevk katıyor bizlere. Ya futbolda kalmak istiyorum. Hangi alanda olur? Onu şu an karar vermek istemiyorum. Biraz uzaktan izliyorum şu an futbolu. Futbol bizim sevdamız. Yeri geldi anamız babamız oldu. Zaman gösterecek. Ya Şampiyonlar Ligi hayalini iyi bir değerlendirmek lazım. Fatih Hoca'nın öyle bir hedefi olduğunu her zaman biliyoruz. Bu sene için öyle bir hedefi olduğunu tahmin etmiyorum. Galatasaray kendi taraftarıyla içerideki maçlarda her zaman favoridir diye inanıyorum. Ama son maçlardaki sakatlıklar ve bu finansal fair play olayından ziyade biraz kısıtlı hamleler yaptıklarından dolayı bu sene zorlu bir süreç Galatasaray camiası için. Biz de yakından takip ediyoruz ve heyecanla maçları izliyoruz. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı sonuna kadar gidecektir. Başakşehir'in bir devamlılığı var. Beşiktaş'ın bir kalitesi var. Galatasaray'ın da bir özgüveni var geçen seneden kalma. Sonunda kim olur? Zor tahmin etmesi. Schalke genç, hırslı bir hocaya sahip. Takımda yaş ortalaması düşük. Oynadıkları sistem bir 3-5-2 oynuyorlar, bir 4-5-1 oynuyorlar. Yani buna kendini hazırlamak zor. Ama Galatasaray içeride taraftarıyla, o baskıyla, o Fatih Hoca'nın tecrübesiyle bir adım önde olduğuna inanıyorum. Ama sakatlıklar tabii ki büyük bir handikap takım için. Çok fazla alternatifi de yok maalesef. Milli takımına baktığınızda yetenek olarak son senelerin en iyi milli takımı. Ama bir şey eksik. Bir tecrübesiz bir takım mıdır yoksa bir lider mi eksiktir? Bir takım olamadılar. O istedikleri sonuçları alamadılar. Ama geleceği açık bir takım. Çok sağ olun.